Bir gel bir dakika. Bir daha aynı şekilde. Ne diyecektim ben? Çocuklarımızın üzerinde büyük emeği olan bütün öğretmenlerimizin öğretmenlerimiz olsun. Çocuklarımızın üzerinde büyük emeği olan bütün öğretmenler günü kutlu olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, hayırlı ve güzel ömür nasip eylesin inşallah. Buradan bütün öğretmenlerimize kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Videomuzun konusu Öğretmenler Günü hediye paketi. Arkadaşlar, şimdi benim hanımın yok. Benim akrabam oluyor, pardon. Akrabam da değil lan, teyzemin uşağı. Onun hanımı böyle hediye paketleri yapıyor. Benim hanım çok hoşuna gitti. Dedi ki bu hediye paketinden bir tane alayım bizim öğretmene hediye edeyim. Ula tamam, bizim öğretmene hediye için bir tane aldı ama bunun bir tane de arkadaşı var. Hanım arada da bir cır da konuyor. Bunun bir tane de arkadaşı var. Ula bir paçette o, tabii bu kutu ucuz bir şey değil. İkinci kutuya sıra gelince dedim ki etme eyleme hanım, biz bunu yaparız. Gidelim Eminönü'ne, oradan bir kutu alalım. O kutunun içine güzel işte ne gerekiyorsa alalım, onları dizelim. Hepsini paketleyelim falan filan, neyse uzun lafın kısası. Bu videonun olma sebebi nedir? Bugün Öğretmenler Günü, bu videonun olma sebebi budur. Sıra geldi muma. Ha bu kadar bir mum. Gittik sorduk bunu, 15 TL. Baktım o çok hoşuma gitmedi. Biraz da çok fazla durmuş, satılmamış herhalde. Modası mı geçti ne olduysa. Yanlardan oradan buradan kaymış. Dedim ki hanım ben bunu yaparım. Hanım da dedi ba sen bunu nasıl edeceksin? Bula dedim benim işim budu da. Sonra oraya gittik, bir tane kimyacı arkadaş var. Orada benim arkadaşım değil yani. Bir arkadaş. Gittik oradan mumun malzemesini aldık. Geldik eve. Ben mumun kafadan çizimini yaptım. Şöyle videomuzu başlatalım. Şu an video daha başlamış değil. Şimdi videomuz başlıyor. Yani biz bunu yaptık. Yazıcıya verdik. Evet. Videoya başladık. Yazıcımız bunu bir güzel bastı. Bastık, bitirdikten sonra aldık elimize bunu, bir güzel aralarında olan pislikleri temizledik. Çapakları aldık. Güzel bizim parayla, İncez'in parayla temizliyoruz bunu tabi. Daha güzel bir görünüme sahip olsun diye. Temizledikten sonra böyle görüyorsunuz işte, bak ince ince şeyler var. Onları da böyle tel fırçayla güzelce ne alıyorum. Tertemiz bir kalıp yapıyoruz. Şu anda bu mumu yapmak için kalıp yapıyoruz. Elimizde şu anda aseton, saf aseton var. Bu saf aseton da üzerindeki o kılcal olan plastikleri eritip daha düzgün durmasını sağlıyor. Görüyorsun, sanki böyle bir erimişlik var. Bu da ha bu mumun üzerindeki ipin yeri. Orayı da hafiften böyle hani kalıbı döktüğümüzde üstten böyle bir ince delik açsın. Sonradan açmayalım onu. Mesele bu yani. Şimdi bunun kare şeklinde kutu olan yerini basıyoruz işte yazıcıdan. Yani kalıp için geçireceğimiz kutu yeri burası da. Burayı yazıcımız çok güzel bir şekilde kibar, nazik basıyor ve karemiz çıkmış durumda. Karemizi aldık. Masanın üstüne koyuyoruz. Ondan sonra bu kareyi boğa getireceğiz. Hani mum için kalıp yapacağız ya, bu kalıbın kalıbıydı yani. O yapacağımız kalıbın kalıbıydı. Yani biz bunu şeyde çizdik, bunu güzelce ne yaptık onu. İşte görüyorsunuz böyle güzel altını kapatıyoruz. Kapattıktan sonra yanlarını tak 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 oturtuyoruz. Tam otursun kaymasın diye. Ondan sonra altları bantla, hani gerek de yok aslında ama ve tam tık tık oturtturduktan sonra hadi oğlum bantaj alsana. Bu kadar uzun tutuluyor mu burası ya? Heh. Bantla böyle güzelce ne altlarını akmasın diye kapatıyoruz.
kapattıktan sonra kalıp iki de ne kalıptı la bu? İşte bu silikon kalıp 100 grama 3 gram katalizör diye bir sıvısı var. Böyle bir sıvıdır bu. Eminönü'nde satılıyor. Bunu dokuyoruz 100 grama. Yani tam 100 gram, yani 100 grama 3 gram bu katalizörden katalitor neyse işte bu zıkkım neyse bunların üstüne döküyoruz. Tam olarak 3 grama ayarladık. Bunu bir de karıştırmamız lazım ama ben işim biraz pratiğine kaçtım. Bunu matkapla karıştırıyorum güzel bir şekilde. İyi bir karışması gerekiyor. Üstündeki olan o katalizörün tamamen karışması gerekiyor. Sonra böyle kenarlardan kalıbın içine hafif hafif bak hava kabarcıkları falan oluşuyor. Aslında daha hızlı dökülmemesi lazım. Yavaş dökülmesi lazım ama ya gerçi oldu. Bir sıkıntı olmadı bunda. Kalıba güzelcene döktük bunu. Sonra böyle yanlardan hafiften vuruyoruz ki o içerisindeki o hava kabarcıkları yok olsun. Hafiften de sıkıyorum. Yukarı doğru çıkıp patlasın diye. Abi ondan sonra bunu alıyoruz kenara. Yaklaşık 24 saat civarında yani bekletiyoruz. Bazen belki de 12 saatte de çıkıyor. 13 saatte de çıkıyor ama biz bunu 24 saat sonra alıyoruz. Tabii ben bunu önceden aldım. Sonra video çekeceğini unutunca tekrar yerine koydum. Oraya çaktırmayın sakın. Kalıbımız çok güzel. Bak görüyor musun nasıl çıkıyor? Çünkü daha önceden çıkarmışım ya onu. Çaktırmayın ama ha. Kimse görmesin. Foyamız meydana çıkmasın burada. Kalıbımız çok güzel bir şekilde tabii ki çıkmış durumda. Ben burada kalıbı dökmedim içine. Zaten içine ipini koyuyorsun. Mumu var. Onu da eğer isterseniz nasıl mum dökülüyor diye onu da bir tane video çekeriz. Onu da yayınlarız. Yani bir videoda hepsini birden bitirmeyelim. Çok güzel bir şekilde bu şekilde sonlandırmıştır. Kutumuz da bu şekilde. Evet. Videomuzu izlediyseniz sonuna kadar çok teşekkür ederiz. Zaten izlemediyseniz teşekkür ettiğimi kimse anlamayacak. Kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. Çok fazla çekilecek videolar var. Siz abone olur videoları izlerseniz ben çok güzel videolar çekerim. Hatta nasıl videolar çekilmesi gerektiğini siz yorumlara da yazabilirsiniz. 3D yazıcı ile çok güzel videolar çekebilirim. Şimdi 3D yazıcı ile çekilecek parçaları yaparken de aslında nerede nasıl çiziyorum diye onları da göstermem gerekiyor ama bazı nedenlerden dolayı çekemiyoruz. İlerleyen süreçlerde Allah nasip ederse inşallah onu da başarmaya niyetimiz var. Evet kutumuz bu şekildedir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü tekrardan kutlarım. Sevgiyle, mutlulukla, huzurla kalın. Hoşça kalın. Thank you.